gelmesin. Onlar gençler. Ama Özlem, Aysun ve Gizem benim gibi düşünüyor. Zeynep diyor ki, aman bana almıştır, der takarım. Bir de derim ki diyor, ne bu kadar beklettin? Bu da değişik bir taktik aslında, biliyor musunuz? Biz sanki daha bir kendimize... Siz kendinizi yıpratıyorsunuz boşu boşuna. Ya. Herhalde yani, ne gerek var? Altak alınmış yüzük. Aslında ben kıskanç bir kadın da değilim he. Ben de değilim. Yani eşiniz... Ama yüzük şekerim orada. Ama yani kim alabilir ki? Sizin hayat arkadaşınız. Kim evlilik alabilir? Evlilik yıldönüm değil. Tek taş elimde var. Zaten takmış adam. Bu kime? Öyle kafanızı başka şeylerle yoracaksınız. Aynı karat. Aynı yüzük. Allah seni kahretmesin diye yaptın. Bak girdim havasına. Olmuş gibi yaşıyorum şu an. Neden? Sen bunu niye yaptın? Hayır, ne düşündün de yaptın? Benim niye haberim yok? Arabada bunun ne işi var? Ay, çok i̇şte kötü bunlar bir şey. İlişkiyi yorma yöntemleri. Gerek yok. Gerek yok anacığım. Al tane parmağına tak. Acaba böyle mi olmak lazım? Gizem ya. Bence çok güzel yapıyor. Keşke herkes öyle olabilse. Yaşlanmaz Seda Hanım. Böyle kalır. Kayınvalidelerin odasına gidiyorum. Bakayım onlar ne düşünüyor. Hadi size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Üzül. Demek ki kötü olmuş. Gizem'den fırsat kalırsa konuş. Senin annen beğendiyse siz kendinizden şüphe duyun bence. Bunun adalet neresinde arıyorsunuz? Sizin puanlamanızda adalet aramıyoruz. Zeynep'le aynı haftalarda yarışmışız. Ben Zeynep'i ikiye katlamışım. Ben niye gurur duymayayım? Şimdi ben seni rakip olarak görmem için seninle bir yarışmam lazım. Anladın mı? Sen beni fazlasıyla izleyip gelmişsin. Taklitlerimi de yaptığın için evet, bunu söylüyorsun. Evet, ben seni taklit ediyorum. Hanımlar. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne kaynatıyorsunuz? Yemeğimizi kaynatıyoruz. Kolay bizim, bir yemek. Bizim bitmez kaynatmamız. Kolay bir yemek. Kolay tabii. Kolay. Yani. Kolay. Kolay ya. Kolay. Kolay. Yaparlar mı? Yaparlar. Herkes gelinle güveniyor. Maşallah. Evet. Gelinle yapar hepsi. Evet. Hepsi yapar. Maşallah. Zehir gibi gelin. Orada en kıdemli benim gelinim, ona bakarsan. Seviyorsunuz. Çok güveniyorsunuz. Çok. Dağlı olsun. Alıştılar evet. Artık mutfağa. Şimdi gelinlerinize soruyu sordum. Sıra geldi. Size soracağım. Oğlunuzun arabasında gelininizin işte hiç ilgisi olmayan, yani mesela düğün değil, bayram değil, evlilik yıl dönümleri değil, gelininizin yaş günü değil, işte sevgililer günü değil, hiçbir özelliği olmayan bir gün evet. Ama oğlunuzun arabasında bir kutunun içerisinde bir tek taş yüzük buldunuz. Biz mi bulduk? Siz buldunuz. Hmm. Oğlumuzun arabasında evet, tek taş. Oğlumuzun arabasında. Ve ailecek özel bir günleri değil. Değil. Kişisel de değil. Evet. Mesela Elmas, senin böyle bir şeyde tavrın ne olurdu? Gelinimi ararım. Heh. Bir ağzını yoklarım. Benim bilmediğim yeni bir müjdeli haber var mı acaba diye. He, acaba hamile mi biliyor? Heh. Çünkü dördüncü çocuğu düşünüyorlar. Erkek çocuk çok istiyor. Benim gelin erkek çocuk çok istiyor. Gelini aradın. Dedi ki özel bir durum var mı? Heh, ama yok, çaktırmadan. Yok dedi sana. Ha, o zaman ben hemen o telefonu kapar oğlanı ararım. Heh, ne dersin oğluna? Oğlum ben bir yüzük buldum. Bunu kuyumcuya götürüp satıyorum. çünkü gelinimin özel bir durumu yok. Bu yüzüğü hak edecek kimse olamaz. Satıyorum derim. Bir değişik taktik. Evet. Yasemin'cim. Şalın da çok güzelmiş. Sen mi ördün? Evet. Aa, yemin et. Vallahi bana da ör. Sana büyü... vereyim. Ama biraz büyüğünü ör. Biraz küçük kalmış. Burada kalmış evet, küçücük. Evet, senin bu kadar küçük. Hayır, bu kadar ben bunu böyle almadım. İsterim. Şöyle böyle atayım isterim. Öreyim sana da. Büyüğün... Gidene kadar ör. İnşallah. Vallahi vereyim. Ne olacak? Canın sağ olsun. Ay böyle simli evet. Pek hoşuma gitti. Evet. Severim ama. Siyah da güzel durdu değil mi Seda Hanım? Siyah. Simli yok, güzel o renk seviyorum. Her şeyle gider bu. Krem rengi ya. Evet her şeyle gider. Yasemin bana da. İnşallah. Peki kutuyu buldun. Kutuyu eyvah. Buldum. Önce oğlumla konuşurum. Ne dersin? Ağzını ararım. Oğlum bu neyin nesi, kime aldın? Düğün değil, bayram değil, yaş günü değil, doğum günü değil. Nedir, kime, ne yapıyorsun sen diye iyice bir konuşurum onunla. Elmas önce gelinini aradı. Sen yok ben önce oğlumu arar konuşurum. Evet. Her şeyini arar sorarım, incini cincini öğrenirim. Ondan sonra eğer dışarı birini aldıysa... O yüzüğü alırım, benim olur. Hiç belli etmem aa. Bile, gelini de verdirmem. Ben onu alırım, benim olur. Bir özel günde de gelinimin doğum günüyse, yaş günüyse tutar, onu ben takarım. Nurten, daha ben bu soruyu sorarken sen böyle yaptın. Evet. Yaptın. Felaket. Neden bacım? Felaket. Seda Hanım, ben bulursam
direkt götürür Aysun'a veririm. Ama Aysun derse, derse ki anne bunu nereden buldun? İşte Çağrı'nın arabasından buldum. Anne mi derim. Diyor sana? Evet anne evet, diyor. Tamam. Oğlumun adı Çağrı. Çağrı'nın arabasından buldum. Aysun bunu al sakla bakalım Çağrı sana söyleyecek mi? Aa gerildi işbirlikçi. Söylerim. İşbirlikçi kaynağı. Söylerim yani. Bir Çağrı'ya söylemeden alır götürür Aysun'a veririm. O da bekler Çağrı söyleyecek mi söylemeyecek mi diye bekler. Ben eminim bekler. Bakalım Çağrı yüzüğü soracak mı anneme diye. Aslında bekler. Bekler. Hmm. Ki Çağrı mutlaka sorar anne ya o gün arabaya bindin yüzük falan dedi gördün zaten mü diye. Zaten Aysun dedi ki ben iz sürerim dedi o. Tabii. O benim yüzden dedi. Bana da sorduğu zaman Aysun'da yüzük derim. En azından gelinimin olur o yüzük. Başkasına ama, asla gitmez. Ama ziyamet kopacak evde. Gene de artık anlayacak. Kavga benden olacak. Bu kadar gerisini Aysun'a havale ederim zaten. Aysun benden... Aşağı ben diyor, yine amiyane bir tabir olacak ama diyor ki ben raconu keserim, Aysun'u devrederim, buyursun başlıyor. Gerisi onda, ben ne yapayım artık? Semracığım, bir açtım ki kutuyu Allah böyle, bir de şimdiki kutularda ışık da var. Evet. O tek taşın üstüne bir ışık. Şey yapak derim, Gizem sen aldık diye derim. Bunu kutuyla Gizem'e takak derim. Oğlunu kapatır. Şu an bu sıkıntıya girdim. Ben de girdim. Aman yavrum, kimseler duymasın. Gizem'e kutuyla sen aldım de takak şeyine parmağına. Yavrum sakın sakın aman derim. Seda Hanım. Uçurur yolza bizi şimdi derim. Sizin de oğlunuz var. Bekar biliyoruz. Oğulcan. Oğulcan. Evet. İnanın evlendikten sonra işte böyle durumlara düşüyoruz. İşte benim sizden çok öğreneceğim çok şey var. Evet, çok. Ben böyle bir durumda ne yaparım? Ne yaparsınız? Yani ben gelin değil direkt Oğulcan'ı ararım. Tabii ben de. Oğulcan'a derim ki oğlum ne güzel böyle bir sürpriz mi hazırladın? Hani aferin yanında da şunu yap gibi evet. Bir ağzını ararım. Evet. Bak bak bana bak bak bak. Tilki kaynana, tilki kaynana. Dedim ki yanına da çiçek neler yapayım ben. Ben biraz oğluma şey öğretiyorum sürekli. Oğlum elinde çiçekle git. Beklemediği tabii. An işte sürprizler yap. Tabii. Kız arkadaşına bile beklemediği anda sürprizler yap. Evet. Bir anda kucağına. Çok ne mutlu bileyim, oluyoruz. Kuaför salonunda de. Otururken bir anda kucağına bir çiçek gelsin. Yani. Bunları öğretiyorum. Öğrendiğime inanıyorum. Sürekli şey. Balon ipte 10 tane, 20 tane balonla Servet durmadan Gizem'e onu getiriyor. Balon getiriyor. Balon. Açıyorum ki kapıyı. Ay anne diyor Servet balondan geldi diyor. Bana şey balon almış diyor. Bir duydum, iki duydum, üç duydum. Sonra? Dedim ki la oğlum sen balondan başka bir şey bilmez misin dedim. Ne balon? Çocuk mu bu dedim. Evet, güzel bir şeyler al getir dedim. Çiçek al. Ne bileyim çok paran yoksa niye da küçük balon? Bir yüzük al, küpe al. Ne ki bu balon? Bütçene dedi. Göre çok enteresan ama ya balon. Balon. Onun için anlamı ne balonu? Onu dedim mesela, öğrettim. Bir daha senin elinde balon görmeyeceğim dedim. Neymiş o dedim çocuğa. Neymiş insan çocuğu gibi. Anne balon getirdi Servet. Anne balon getirdi. O gene seviniyor. Bu sonra bir daha konuşalım. Konuşalım. Çok dertlenecek şeyler var. Tamam görüşürüz. Halbuki Zeynep senin için çok hazır demişlerdi. Demek ki yanlış söylemişler. Sana olan sevgilerindenmiş. Kimin sevgisi canım? Rakiplerimin sevgisi mi? Niye olamaz mı? İnsan rakibini sevemez mi? Bence de ne güzel söylemişler. Gayet hızlı olduğumu düşünüyorum. Hızlı mı olduğunu düşünüyorsun? Özlem'i evet. Bitmiş fırına atmak üzere. Niye? Özlem yavaş değil ki. Özlem de gayet yemeğini yetiştirebiliyor ya. O da ya. Doğru. Hep birinci yapıyor. Gerçekten hakkını yemeyin. Bak sen şu an masanı siliyorsun ya ben o işi bitirdim bile. Aynen. Öyle düşün. Şey yapıyor Özlem. Hep en önce bitiriyor ama hep de sonuncu oluyor. Makus kaderi. Hayır, dikkat etmediğim noktalar oluyor. Bazı püf noktaları oluyor. Onları kaçırıyorum. Konuşunca hep bir bahaneniz var. Biriniz de çıkınca ben mesela yapamayıp da biri aldığım zaman ne diyorum? Brüksel'le hanımı buradan tekrardan hatırlatırım. Bence hak etmeyerek aldığım tek çeyrekti. Olmamıştı. Ne dedim? Olmadı. Bana niye çeyrek verdiler? Niye gelip kayınvalider bana 5 ver dedim. Hiçbirinizde bu yürek yok. Ondan da hep kaybediyorsunuz. Yüreğe güzel olan kazanır. Ne anlatıyor ya? Ben hiçbir şey anlamıyorum söylediklerinden. Ben kendi kendime haklı konuşmaya. Bak canım benimki de bitti. Ben masamı temizlediğim için aralarda zaman kaybediyor sen olabilirim. Sen çok temiz bir insansın gerçekten. Ama alışkanlık ne yapacaksın? Başak Burcu'yum işte. Gizem yüreği güzel olanın falan kazandığı yok. Gayet elinin lezzetine güveren kazanıyor. Kendini öyle motive ediyor öyle.